Unutmak yarattı saat kulesinin zamanı susuşları. Zulme, zalime sultanlık eden saraylar. Milletin iradesini tek sese sıkıştırıp nasıl saklandıkları. Din, Allah ile kul arasında çiçeklendiğini ortamdır. Ordunun renk renk mozaik taşlarının sakın dilinde söküp savuran bir silah. Ve kıvılcımın o mavi gözlerde parlayışını. Kurdu, kuşu, dağı, taşı bir araya toplayışını. İstiklal aşkının tek bilek, tek yürek Anadolu'yu sarışını. Unutma sanların ilk kurşunu düşmana sıkışını. Unutma Kubilayları, onlar gibi canlarını bırakanları. Yolculuktan ayağa kalkan fedakar milletini, ailesini, yarını yarını silenleri. Ocaklarımız tutsun diye cumhuriyet diyenleri. Susmayacak ezanı, inmeyecek bayrağı unutmaz. Unutma, unutturma Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izlerini. Aklınıza gelmesi gereken yüzlerce cümle varken, ben dilim döndüğünce Cumhuriyet nasıl kurulmuştur, Cumhuriyet bayramının önemi nedir gibi konulardan bahsetmeye çalışacağım. Biraz önce biten ses kaydı beni çok etkilediği için sizlere de dinletmek istedim. Bir farkındalık oluşturursa çok mutlu olacağımı belirtmek isterim. Şimdi dönelim konunun özüne. Cumhuriyet nasıl kuruldu? Birçoğumuz derslerden, kitaplardan bildiği üzere 1900'lü yılların başında Osmanlı Devleti artık sona yaklaşmıştı. Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı sonrasında maalesef nihayet erdi. Bu hepimizin bildiği, okuduğu ama üzerinde pek düşünmediği, atmosferini hissetmediğimiz bir bilgi. Ben bugün olayları yüzeysel ve hissiz anlatmaktan çok içine girmeye, yaşananlara dikkat çekmeye çalışacağım. Mesela Çanakkale Savaşı diyoruz her sene, program yapıyoruz. 200 binden fazla şehit diyoruz ve konuyu kapatıyoruz. Bence asıl bakmamız gereken konu tam burası. Arkadaşlar, bugün burada huzurlu bir şekilde yaşamamız için 1900'lü yılların başında yüz binlerle ifade edilen vatandaşımız can vermiş, şehit olmuş, aileler yok olmuş, ocaklar sönmüş, köylerden savaşa giden onlarca genç geri evine dönmemiş. Bunları biraz düşünmenizi istiyorum, hissetmenizi istiyorum. Bazen empati yapmanızı istiyorum. Burada program yaparken o insanları anlamanızı ve onlar canı pahasına bu vatanı korumasa burada olamayacağımızın farkına varmanızı istiyorum. Yılda bu şekilde belki 3, belki 5 program yapıyoruz. Bugünlerin diğerlerinden özel olmasını, bize bu vatanı bırakanlara şükretmemizi, onları hayırla yad etmemizi istiyorum. Cumhuriyetin şehit kanlarının üstüne kurulduğunu, bugün burada özgür ve birçok hakka sahip olmamızı sağlayan yegane sebebin yüce Türk milleti olduğunu, o değerli insanlar sayesinde yeni bir devletin doğduğunu, adının da Türkiye Cumhuriyeti olduğunun bilincine varmanızı istiyoruz. Cumhuriyet nedir? Hepimiz az çok bunu biliyoruz. Cumhuriyetle neler kazandık? Bunları da çok kolay bir şekilde öğrenebiliriz. Bunların detayına girip sizleri daha fazla sıkmak istemiyorum ama küçük bir konudan da bahsedip sözlerimi bitireceğim. Biz çok büyük bir milletiz. Bunun farkına varmalıyız. Ve buna uygun davranmalıyız. Şu an elimde gördüğünüz fotoğraf Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Forsu. Ortadaki yıldız bugünkü devletimiz, yani Türkiye Cumhuriyeti'ni. Etrafındaki 16 yıldız 2200 yılı aşkın bir birikimi ifade eden tarih boyunca kurulmuş 16 büyük Türk devletinin sembolü. Bugün 96. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız Cumhuriyetimizin gerisinde işte böylesine göz kamaştırıcı bir geçmiş var. Türk milleti olarak tarih sahnesinde çok uzun yıllardır varız. Ve siz gençler sayesinde de var olmaya devam edeceğiz. Bugün 96. yıl dönümünü kutladığımız Cumhuriyetimizin geleceğine güvenle bakmak istiyorum. Türkiye'nin muasır medeniyet seviyesine ulaşması için canla başla çalışmalıyız. Bize bu toprakları vatan haline getiren tüm şehitlerimizi rahmetle,
tüm kalplerimizi milletle yad ediyor. Cumhuriyetimizin bahanesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıl dönümü kutlu.